İtalyan senatosundan kont hükümetine güven uyur. Rusya'ya açılımı savunacağız. İtalya'da aşırı sağcı lig ile sistem karşıtı 5 yıldız hareketinin M5S'yi oluşturduğu Giuseppe Conte başbakanlığındaki yeni hükümet, Cumhuriyet senatosunda 171 üyenin desteğiyle güven oyu aldı. Başbakan Conte liderliğindeki lig M5S hükümeti, İtalyan parlamentosunun üst kanadı Cumhuriyet senatosunda oylandı. Yeni hükümet, seçimle gelen 315 senatör ve ömür boyu 6 senatör olmak üzere 321 sandalyeli senatoda bulduğu 171, evet, oyuyla üst kanattan güven oyu almak için barajı geçti. Senatodan güven oyu alabilmek için ise en az 145 oy gerekiyordu. Yeni hükümete 117 üye, hayır, oyu verdi, 25 üye de çekimser kaldı. Conte hükümeti bugün de Temsilciler Meclisi'nde güven oyu arayacak. Yolsuzlukla mücadelede gizli ajanları kullanacağız. Öte yandan İtalya Başbakanı Conte, Senato'ya hükümeti ve programı sunduğu sırada bir de konuşma yaptı. 5 yıldız hareketine yönelik popülist ve sistem karşıtı tanımlamalarına atıfta bulunan Conte, bunlar halkın ihtiyaçlarını dinlemek anlamına geliyorsa M5S'nin bu şekilde tanımlanabileceğini söyledi. Cinsel şiddet ve vergi kaçakçılığı gibi suçlara verilen cezaların ağırlaştırılacağını belirten Conte, yolsuzlukla mücadelede de gizli ajanlar kullanacaklarını ifade etti. Rusya'ya açılımı savunacağız. Ülkesinin Rusya ile ilişkilerine de değinen Conte şunları kaydetti: ülkemizin Atlantik İttifakı'na olan aidiyetinin ve Amerika Birleşik Devletleri ile özel müttefikliğinin altını çizmek istiyoruz. Aynı zamanda son yıllarda çeşitli jeopolitik krizlerdeki uluslararası rolünü sağlamlaştıran Rusya'ya yönelik bir açılımı da savunacağız. Sivil Rus halkına işkence gibi olanlardan başlayarak yaptırımların yeniden gözden geçirilmesini destekleyeceğiz. Göçleri DURE yumuşak YIZ, hükümetin göç konusundaki politikalarının ırkçılık tarafından yönlendirilemeyeceğini vurgulayan Conte, ırkçı olmadıklarını, asla da olmayacaklarını dile getirdi. Sahte bir dayanışma şemsiyesi altında devasa boyuta ulaşan göç işini durduracaklarını anlatan Conte, etkili bir kimlik tespiti ve geri dönüş prosedürü uygulayacaklarını aktardı. Conte, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden AB-Dublin Sözleşmesi'nin yeniden düzenlenmesini de güçlü şekilde talep edeceğini bildirdi. Yeni hükümetin programında, İtalya'nın yüksek kamu borcu nedeniyle çok eleştirilen vergi oranının düşürülmesini öngören iki kademeli vergi uygulaması, vatandaşlara temel gelir ve AB bütçesinde esneklik ile, Fornero Kanunu olarak da bilinen emeklilik yaşını 67'ye çıkaran reformun gözden geçirilmesi, göçmenler ve Müslümanlara yönelik sert politikalar gibi tartışmalı konular bulunuyor.